Şimdi bir biz suç işlemeyen bir toplum mu yaratmaya çalışıyoruz ki bu daha kolay. Yoksa daha kültürlü entelektüel bir toplum, gençlik mi yaratmak istiyoruz? Biz genç nüfusu yoğun bir ülkeyiz ve bunlar gidecek ileride bizlerin yerini alacak. Şimdi suç işlemeyen bir toplum, yani sosyal medya üzerinden suç işlemeyen bir toplumu yaratmak daha kolay. Neden? E Zaten suç dediğimiz mefhum belirli sosyal davranışların ihlali çok daha sınırlı sayıda. İkinci nitelikte çünkü ceza hukuku. Ama ben entelektüel bir toplum yaratayım dediğinizde bu bambaşka bir şey. Bu zaten en başta eğitimde başlıyor. Ailedeki eğitimde bahsediyorum. Aile anne baba eğitimli olacak çocuğu etsin okullar. E şimdi herhalde bu isim vermemde sakınca yok. E, televizyonculuk. Şimdi siz BBC, Ört gibi bir kanal yaptığınızda sabahtan akşama kadar canavar gibi belgesel yapıyorsunuz. Kozmos'u da tartışıyorsunuz. Kuantum mekaniğinde tartışıyorsunuz. Efendim Serengeti'deki ki Masai Mara'daki büyük göçü tartışıyorsunuz da kaç kişi izleyecek? Şimdi bu, bu, siz biliyorsunuz. Bu programı kaç kişi izliyor? Sabah vurdulu kırdılı e, öptürü sarıldığı bir program olunca kaç kişi izliyor? Siz biliyorsunuz o reytingleri daha iyi. E, biraz da haklı buraya ilgi var. E burası da Hacı Baba'nın tekkesi değil vakıf değil ya burası para kazanmak üzerine. Tüm kanallar böyle o reytingler, reklamlar, gelirler para kazanılacak. İster istemez biraz da halk yön veriyor. İşte BBC Ört bunu nasıl yapıyor? Kamu desteğiyle yapıyor. Hiç reklam almıyor. Cayır cayır onu veriyor. Ama siz ne yaparsanız yapın bu sosyal medya eğitimini aileden en başta okuldan vermezseniz yapamazsınız. Şimdi milli eğitimde ne kadar yaygın bilmiyorum ama benim oğlum ilkokul 1'e gidiyor. İşte ona okulda gitti okulu öğretiyorlar. İşte ben artık dijital vatandaşım. Tabii orada şey kavgası var. iPad'i ne kadar süre kullanacak? Bayrak başka alıyor kendine göre. Ben dijital vatandaşım, benim özgürlüğüm var. Yoksun öyle bir özgürlüğün diyoruz. Sen daha küçüksün diyoruz. Ama bunun farkında. Ve şeyi de öğretiyorlar. Ya her siteye girmemem lazımmış baba. O sitelerden turbo atı programı iniyormuş. Bilgisayarımızı çökertebilirmiş. Şimdi okullardan itibaren okulda bu eğitimler verilmeye başlandığında daha bilinçli bir nesil yetişecek. Bir kere şey de aramamak lazım bunun çözümü. Açık ve net söyleyeyim. Hukuk kurallarında ya biz her şeyi hukuk kurallarıyla çözmeye çalışıyoruz. Özellikle ceza hukuk kurallarıyla çözmeye çalışıyoruz. Tamam attın üç tanesini içeriye. E on tanesi dışarıda duruyor hala. ya üç tanesi dışarı olacaksa, çıktığında çıkacak. yine Daha yapacak. Çok dikkat çekiyor. Takipçisi bile artmış olabilir. E öyle. Evet. Fenomen oluyor işte. Yani o yüzden bu iş zaman içerisinde eğitimle yapılması gereken, iyi yönüyle yap yapılması gereken. Kesinlikle yasaklamak. Yasakladığınızda merak. Evet. Şimdi i̇şte bir VPN dediniz sen ben hep şunu söylüyorum. Erişim engelleme kararı alıyorlar ya 5651 sayılı yasanın 8 ve devam maddelerine göre. Ya bu insanın kendi dalga geçmesi. Çünkü onu alıyorsunuz da ne oluyor? Ben VPN zaten bütün bilgisayarlarımda var. Benim bütün öğrencilerimde de var. Hangilerini kullanacağını zaten anlatıyorum derste. Şunları şunları kullanın diye. Şakır şakır oradan giriyorlar. İşte bir meşhur web siteyi yasakladılar. Herkes aklında Türkiye'de atalan tutulan bir web sitesini yasakladılar. Sonuna 1923 koydu. Herkes yine cayır cayır giriyor. Yani teknolojide yasaklamak diye bir zihniyetçi bir zihniyet bir kavram işlemiyor. Dolayısıyla bizim bireylere eğitmemiz lazım. Çünkü bireye eğittiğinizde, anne babayı, ebeveyni eğittiğinizde çocuğun eline o bilgisayar o tableti verirken aslında bunların yazılımların hepsinde çocuğun nasıl korunacağına ilgili yazılımlar var. Bir iki tıklama kapattığınızda oraları çocuk zaten o içeriye ulaşamıyor. Bunun bir adı var. Sosyal medya okur yazarlığı. Hocamın anlatmaya çalıştığı evet. şey toplumun bir sosyal medya okur yazarlığı kazanması lazım. Bir de bizim eğitim sistemimiz eleştirel düşünmeyi, sorgulamayı öğreten bir eğitim sistemi değil maalesef. Dolayısıyla Bireylere sorgulamayı öğrettiğimiz öğretmediğimizde sosyal medya sadece burada belki bir müstehcenlik etrafında dönüyor tartışma ama çok daha tehlikeli, çok daha e, kirli habere maruz kalıyoruz biz orada. Bir takım insanlar da sosyal medyanın o e, ne odaları yankı odalarına girip o yanlış ve kirli haberleri tekrar 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 üretiyorlar. Bunu en çok pandemi döneminde aşı karşılığında gördük o e, o odalarda. Dünya kadar yanlış haber yeniden üretildi ve insanlar adeta böyle aşı karşıtlığında başka bir şey haline geldi. Vallahi Hocam, şu aralar olayım. aşı karşıtlığı Hı. konusunu başka bir yerden konuşuyoruz. Herkes ya ee, keşke yaptırmasaydım kafasına gelmiş durumdaydı e, onu bilemem. Ben o konuda bilmiyorum. Memnunum. Menere yani, aşısı yaptırdım. O başka bir yere Sadece gitti Sadece uzman, uzmanlar eğer gerçekten o alanın uzmanları söylüyorsa... O zaman yani o, ciddi ciddi o, dinlememiz çalışmaların lazım. Çalışmaların tamamlanmadığı bir süreçti ya o yüzden çok tartışılıyor. Apart e, topar üretildi. Ama de. kullandığımız her şeyin bir yan etkisi olacağını biliyoruz. Yani biz de o aşılar olurken nasıl ekmek yediğimizde, yemek yediğimizde, başka bir şey yediğimizde kişiye göre farklı yan etkiler oluyorsa bunun da olacağını bile bile oluyoruz. Olmamanın bedeli de ağırdı. Peki.